Cesaret eden, uyandığı her günü yeni bir maceranın başlangıcı gibi yaşayan, kazanmanın kaybetmekle başladığına inanan, inandığını sabır ve emekle hayata geçiren, hareketi kısıtlandığında bile yaratmaktan asla vazgeçmeyen, hayal gücünün sınırlarını zorlayan, zor zamanlarında bile tebessüm edebilen, yürümeyi seçtiği yolda iz bırakan efsanelerimize doğru bir yolculuğa çıktık. Efsaneleri olmayan, efsaneleri azalmış, efsanelerine yeni efsaneler ekleyemeyen toplumlar zannederim sıkıntılı olur. Yani sıkıntılı toplumlar olur. Dünyayla kendi yaşamlarını aşacak bir ilişki, şartları zorlayacak. Hani diyor ya filozof, gerçekçi ol, olanaksızı iste. Gerçekçi olup olanaksızı isteyenlerin hikayeleri aslında toplumları ileriye götüren, geleceğe taşıyan. Bu da belgeseli izlerken düşündüğüm önemli bir şeydi. Çok efsanelere ihtiyacımız var. Kişi başına 8.000 dolar milli gelir. Dünya 81.liği, Türkiye'nin asla hakkı değil. Dünyada bulunduğumuz yer asla bizim hakkımız değil. Çok çok iyilerini yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için de çok sayıda Ömer Özkan'a ihtiyacımız var. Pek mümkün değil ama. Çok işimiz var. Çok işimiz var. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum Tülay Tekelioğlu'na. Bir de Tülay Tekelioğlu Antalya'ya yerleşip yerleşmeme tartışması yaşıyor. Antalya'ya yerleşsem mi yerleşmesem mi diye bir tartışması var. Ben kendisine şehrin sembolik kapısı 3 kapılar hediye ediyorum. Buradan şehrimize girebilirsiniz. Sizin de şehriniz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok anlamlı. Evet, öyle bir kararım var bu dönemde. Bakalım, inşallah gerçekleşecek ve size haber vereceğim. Ama zannediyorum buralı oldum. Çünkü zaten buralıyım. Tekelioğlu soyadımız. Babam da buralı. İstanbul'da zor hayat. Yakında geleceğim. Çok teşekkür ederim. Bir kere pandemi döneminde çekilen bir filmdir bu. O yüzden eksikliklerimiz olabilir. Mazur görün. Ama ilk halk gösterimi için, bize kucak açtığınız için sevgili Murat Paşalılara, sevgili Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim. İlk halk gösterimimiz sevgili dostlar. Kolay olmadı bu belgesel. İlk çekimi biz Aralık'ta Antalya'da yaptık geçen yıl. Pandeminin tam ortasındaydı. Ama Murat Paşa yine bize kollarını açtı. Bize bir takım güzel görseller sağladı. Ve ilk kahramanımız Ömer Özkan'dı. Şimdi şöyle, neden bu belgeseli çektin diyorlar. Neden efsaneler? Neden efsaneler? Çünkü o efsaneleri bir kere şöyle görmeliyiz. Onlar Cumhuriyet'in İlk kuşağı, Cumhuriyet yıllarının ilk zamanlarında doğdular ve bizden daha fazla acı çektiler aslında. Daha zor koşullarda yetiştiler. Ama hayatlarını hep güzelleştirdiler ve seçtikleri yolda hep zorluklar yaşadılar onlar. Ama bu zorlukları biz görmedik. Zaten Tolstoy'un bir cümlesiyle açılıyor film ve Tolstoy şunu söylemiş: bil ki yaşadıklarına değil, yaşattıklarınla anılırsın. Onlar bize çok güzel şeyler yaşattılar ama yaşadıklarını bilmiyorduk. O yüzden onların gözünden, onların kalbinden birazcık yaşadıkları zorlukları almak istedim. Çünkü
gençler ne yazık ki bizi dinlemiyorlar. İşte bizi dinlemedikleri için istedim ki onlar anneannelerini, dedelerini, babaannelerini dinliyorlar. Efsaneler anlatırsa acaba onları dinlerler mi? Çünkü efsaneler bizi unuttuğumuz değerleri hatırlatıyor. Ne gibi? Çok çalışmak gibi. Değil mi? Sabretmek gibi. Vazgeçmemek gibi. Tevazu sahibi olmak gibi. Hoşgörülü olmak gibi. Empati kurmak gibi. Bunları onlar Z kuşağına hatırlatsın istedim. Dilerim ki onların bu unuttuğumuz insani değerleri Z kuşağı örnek alır. Olabildiğince çok genç bu filmi izler ve onlardan bir şeylere sahip olur. Çok teşekkür ediyoruz burada bizim olduğunuz için. Bu pandemi döneminde, bu kapalı alanda ilk kez hep birlikte buluştuk. Söz veriyorum Antalya'ya yerleşeceğim bunu aldıktan sonra. Ve Muratpaşa'da oturacağım. Bu da benim sözüm olsun size. Antalya'da kahramanımızı davet etmek istiyorum. Antalya'nın medarı iftarı sevgili Ömer Özkan, Profesör Doktor Ömer Özkan. Ben, değerli komşularım, ben buraya 50 metre uzakta oturuyorum. Çok güzel sürpriz oldu bana da böyle bir kalp gösteriminin burada olması. Tabii galasına katılmıştım. Şenol Güneş Hoca'yı zaten tanıyordum ama diğer efsanelerle orada tanıştım. Ve hakikaten çok farklı bir duygu. Onu yaşamak lazımdı. Şimdi Tülhan Hanım bana ilk teklif etti de böyle büyük ölçekli, profesyonelce bir şey olacağını düşünmemiştim. Ama şu ana kadar en gurur duyduğum, en onur edildiğim yapıtlardan birisi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben orada tabii 50 yaşındayım. Cumhuriyet'in ilk kuşağı değilim ama. Ama kendimi yaşlı hissettiğime de ama istediğim sebep oldunuz. Teşekkür ederiz. Bir doğumla başlasın ve o doğum Akdeniz Üniversitesi'nde olsun. Burada Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü, sevgili eşi, dayanışmacı eşi Özlenen Özkan da var. Bir bebekle başlasın istedim ve o yüzden sizin bu bir mucizeydi. Dünyada ilk olarak da tarihe geçti, literatüre geçtiniz. O yüzden en genç efsanemiz olarak da sizi iyi ki kabul ettim. Ben ikinci defadır seyrediyorum ama ikincide de birçok şey ders edindim. Şimdi iki kızım da burada arkadaşlarıyla beraber çok yakın tanıdım. Onların da aynı derdi var. Sürekli anneleri söylüyor, beni eşim de sürekli söylüyor. Okuyun okuyun diye kitap okuyun. İnşallah kitap okumaya buradan biraz ders almışlar diye onu düşünüyorum her akşam. İnşallah herkesi böyle işte Şenol Hoca'nın dediği şeyler kazanıp işte kaybetmeden diye inşallah çok az kaybederek çok şey kazanırız hep beraber toplumca. Bu şeylerden hep ben rüyamda kendimin uçtuğunu düşündüm. Herkesin muhtemelen herkesin rüyasında gördü. 2-3 kalıp rüya vardır böyle hayatında. O uçma öyküsü ben de yaşıyordum da. Yılmaz Özcü yaşıyormuş. Ama teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir profesyonel bir yapıt içinde bize yer verdiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli komşularım. Biz çok teşekkür ederiz Murat Paşa.